Evet, Dikili Aşıklar Şelalesi, Nebiler Şelalesi diğer adıyla ziyarete geldik. Burada restoranında yemeğimizi yedik. Şimdi buradan böyle bir dereye doğru yürüyelim. Şelalenin çıktığı yere teşekkür ederiz. Şehirli Çoban, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Nebiler Şelalesi'nden herkese selamlar. Şöyle ben şarjdan çıkarayım telefonumu da daha rahat göstereyim size. Cüneyt selamlar. Az önce çayımı içtim oğlanla. Şimdi onlar gittiler yukarı doğru. Ben de şöyle bir peşlerinden gideyim. Sami abi hoş geldin. Teşekkür ederiz. İlk beğeni yarışı başladı. Buradan Nebiler Şelalesi'nden, diğer adıyla da Aşıklar Şelalesi'nden herkese selamlar. Evet, bizimkiler şelaleye yayılmışlar. Burada birinci şelale başlıyor. Bir de 4 kilometre yukarıda bir daha var. Bir şelale daha. Onun havuzu da var. Sevil hoş geldin. Bulgaristan'a selamlar. Şuradan şöyle yavaş yavaş bir şelalenin başladığı yere kadar gidelim. İçeride masalar da var. Burada torunlar hepsi iş güç peşinde. Ben de bir karşıya geçeyim. Oradan bir aşağıya bakalım, görüntü alabileceğim mi? Aşağı inmek istemedim. Tok karnına hiçbir şey gitmiyor. Buranın restoranı çok güzel. Gelirseniz mutlaka burada yemek yiyin. Tavsiye ederim. Dede ne yapıyorsun dede? Şarkı söylüyor. Ha, tamam ya. Dedem hep yapma. Sorun coştu. Şöyle Allah'ın işi. Bittiği yere bakın çiçeğin. Kayanın ortasında Iveta Zdravey demiş. Şelale buradan başlıyor. Şöyle. Aşağıda masaları da atmışlar. Dediğim gibi al, ne hikmet işte. Takdire şayan. Gittiği yere bakın çiçeğin. Kayanın ortasında çiçek bitmiş. Çok tehlikeli hayır. Buradan şöyle. Normalde şurada tepede de seyir tepesi var. Çok güzel. Hanım oradan bağırıyor F5 yap diye. Demek ki hemen şikayet etti. Böyle bu derelerin içinden yürüyebiliyorsunuz. Buraya gelecek olanlar muhakkak ayakkabılarıyla gelsinler. Suya girebilecek lastik ayakkabı, öyle şeylerle.
Tekke Hamburgaz'dı. Teşekkür ederim. Biz özledik. Evet, biz de bir ara verdik artık. Biraz torunlar burada. Bildiğiniz gibi torunlarla zaman vakit geçiriyoruz. Arada böyle güzel yerlere geldiğimiz zaman. Burada bir dilek ağacı var ama dilek ağacının resmen rezilliğini çıkarmışlar. Sırf maske doldurmuşlar. Rezillik her taraf böyle. Geçen de bir maske şey öyle dilek ağacı gördüm. Her tarafı böyle. Ben kendim utandım şahsen. Gördüğünüz gibi burada dilek ağacını maskelerle doldurmuşlar. Resmen rezillik. Ama burada böyle oturup derenin sesini dinlemek bile insana ayrı bir huzur veriyor. Normal bu yolu böyle. Ben biraz içeri doğru gideyim. Görüntü falan bulanırsa haber edin. Bakalım. Şöyle güzel manzaraları da gösterelim. Evet, gerçekten burası öyle. Burası normal 4 kilometre ileride ikinci bir şelale var. Onun da ufak bir havuzu var, yaklaşık şöyle bir 10 metre çapında. 6-7 metre derinliğinde yüzülebiliyor. Yukarıdan tepeden atlayan gençler oluyor şelaleden. Yani gelirseniz buraya mutlaka ikinci şelaleye kadar gidin. Yarı yolda mağara da var. Çok güzel. Dinlenmek ve serinlemek için birebir mağara orası. Yolun üstünde. Ben şöyle biraz gideyim, bakayım nereye kadar gidebileceğim. Size aydınlık görünüyor. Evet. Yabani domuzlar da buradan, gördünüz mü bilmiyorum. Sürü halinde fıldır fıldır. Şu zeytin ağacının köküne bakar mısınız burada? İleri doğru gitmedim, internet kayboluyor. Ama söz burayı GoPro ile gelip çekip sizlere videosunu yaparım. Evet, avcılara duyurulur. Burada yabani domuz sürüsü var. En azından şimdi bu şelaleyi buradan aşağıdan bir göstereyim. Aşağı kadar inelim. Az da olsa bari. Burada ne yazmış? Çok güzel bir yazı yazmışlar buraya. Çöpünüzü değil, sevginizi bırakın demiş. Çok da doğru söylemişler. Ama maalesef çöp her taraf. Bizim ufaklığa bakın, karşıda dans yapıyor. Maşallah, sırf enerji. Resmen enerji patlaması. 4 kişi hakkından gelemiyoruz maşallah ufaklar. Şimdi evet, ben de yayını beklerken Sevil zaten geçti gitti onlar. Ben de ne olduğunu şaşırdım bir anda. 6-7 tane peş peşe koştura koştura gittiler. Şöyle bir bu manzaraya tekrar gelelim. Buradan merdivenlerden aşağı. Burada butik otel de var. Güzel yapmışlar. Bahçeli. Böyle dinlenmek için falan. Amin Sevil cümlemizin. Burada ablamlar gözleme yapıyorlar. Şöyle. Burası restoran bölümü. Alt tarafta teras var. Şöyle.
Şöyle. Mağara, zindan, Ece Çağlayan'ı. O 4 kilometre yaklaşık ileride olan. Böyle bir basamaklardan iniyorsunuz. Dikili Saklı Cennet Şelalesi burası. Aşıklar Şelalesi. Terası burada. Az önce orada Ayıptır Şelalesi yemek yedik. Böyle buralarda da yemek yiyebiliyorsunuz. Abi yorulmuş gibi bir halim var. Sarma abi. Vallahi ben de geri döndüm ortaya. Tamam. Mazotumuz eksik geldi şu an. Vallahi ben mazotu iyi depoladım da öyle iniyorum. Mazotsuz çalışmıyor hiçbir şey. Abi iyi yorulmuş. Ben şimdi gülüyorum da aynı yolu ben de çıkacağım. Gölgeme basmayayım diye yavaş yavaş iniyorum. Yazdıklarınızı okumuyorum. Merdivene takılıp düşmeyeyim diye ağırdan aldım. Kusura bakmayın. Evet, buraya indiğiniz zaman sizi şöyle bir manzara karşılıyor. Şurada güzel kahve yapıyorlar közde. Böyle bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Faruk Onlar hoş geldin Turbo Dizel'e. Evet. Şöyle bir sizin için kendimi bir feda edeyim. Soğuk suya gireyim. Abo çelik çelik. Şöyle şelalenin güzelliğini göstereyim buradan. Şöyle burada oturup kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Oh, ne iyi geldi böyle serin serin. Şöyle şurada oturduğunuzu farz edin. Sizin yerinize ben oturayım. Aha. Bak, ta oradan bana bağırıyor dede diye. Ta oraya çıkmış tepeden. Gördünüz, ta buradan var. Onur Şerefoğlu, o kimdi? Onur Şerefoğlu, hayırlı yolculuklar. Geçmiş olsun, kazasız belasız gelmişsiniz. Ne olduysa. Evet, Mehmet Asir'in dediği gibi o Stremovski sınır kapısı gerçekten iyi ama onlar da artık işi çözdüler. İyi ki vermemişsiniz diyorum. Burada, yok bu saatte yüzme videosu hiç bekleme, kusura bakma. Dün zaten fazla yorulmuştuk biraz Dikili'deki koyda. Evet, Onur Şerefoğlu, güzel bilgiler. Herkes için teşekkür ederiz. Mustafa Kemal Atatürk, Bulgaristan kapalı diye bir haber varmış. Yok, haber kapalı değil. Sadece fazla şu son zamanlarda kaçakçılık olayları çoğaldığı için o yüzden sıkı aramalar var. O yüzden de Kapıkule'de bekletmeye alıyorlar. Birebir şahit olduk. Ve Mehmet Asir'in de canlı yayınını oradan gösterdim. O beklemelerin sebebi sırf onlar. Yani gene bizleriz. Bizleriz derken
olanlar bizlere oluyor, gurbetçilere oluyor. O yüzden birkaç kişi para kazanacağım diye o olan hep gurbetçilere oluyor maalesef, ne yazık ki. Evet, manzarayı şöyle bir yavaştan çevireyim. Burası güneş batmadan önce hiç dolu oluyor. Az önce de buradan yukarıki şelaleden gelenler yukarıda kahvesini, çayını, yemeğini yiyip dinlenip yoluna buradan devam ediyor. Şöyle. Ama gerçekten insan suyun içinde kaldıkça alışıyor suya. Yolunuz bu taraflara düşerse muhakkak uğrayın. Lastik ayakkabılarınızı yanınızda almayı unutmayın. Çünkü hep böyle taşlı derenin içinden yürüme imkanınız var. Serin serin söğüt dallarının arasında. Ya burada aşağıda da göstereyim. Derenin etrafı böyle. Gördüğünüz gibi masalarla dolu. Burada çayınızı, kahvenizi, suyunuzu içebilirsiniz. Bu güzel manzarayı böyle seyrederek. Evet, buradan da biz şimdi şeye gideceğiz. Salihler altına. Salihler altında akşam saat 5.30'dan gece saat 1'e kadar pazar yeri açık. Devamlı. Biraz da oraya gezeceğiz. Pazar günü de sabah çocukları yolda edeceğiz. Havalarına götüreceğiz nasip olursa. Bugün de böyle buraya gelelim dedik. Gezmeye. Şimdi yukarı çıkıp nefes nefese kalacağım biraz. Kusura bakmayın. Yukarıdan o otel bölümünü göstereyim müsaade ederlerse. Yani böyle yüksekliğe ve dik. Yani yorulmanın sebebi bu. Şöyle çevirelim. Kim dikili de yorgun demokrat. Pazar günü dikili deyim. Çarşamba gecesi verilen Almanya. Fethiye'den selamlar. Aleyküm selam. Fethiye'den izleyen tüm arkadaşlara, bizim eşimle çok sevdiğimiz bir kent Fethiye. Gerçekten herkese de gitmesini tavsiye ederim. Çok temiz bir şehir. Bakımlı. Belediye reisi tam çalışıyor. Oradan da bizim takipçilerimizden Pusula yönüm var. Kadir ve eşi. Buradan onlara da selam olsun. Oh, damperli kamyon gibi tıs tıs yapa yapa geldi. Evet. İnternetin çok kötü müsait. Evet. Sen canavar, gene mi buradasın? Seni bekliyordum. Beni bekliyordun. Bırak dedeni evet, burada. İvet abla nerede? İvet abla seni orada bekliyor. Hayırlı akşamlar abi. İyi akşamlar abi. Bugün erken. Geldim. Kazan mağara var, içine girebiliyorsun, havuz var, yüzebiliyorsun.
Canlı yayın yapmaya geleceğim bir gün. Aa. Şu anda canlı yayındayız. Süpersin abi. Hoş geldiniz. Burası Açıklar Şehirsiz. 82 basamak aşağıda büyük şelalemiz var. Aşağıda közde kahve içip keyif yapabiliyoruz. Resimleri Instagram'a, Facebook.com şu düşman arkadaş, gelin kaynağını, görümce hayatı, eski sevgili çatır çutur çatlatabiliyoruz. Ama sadece aşağısı yok. Yukarıda efsane bir parkur var. 200 metre ileride mağara var. 75 metre içine girebiliyoruz. Şelale su içinden geçiyor. Daha sonrasında saklı mağara var. Önüsü yataylı dolu bir mağara. Geyik ağacı var. Arap adında bir köylü geyik muhabbeti yapıyor. Tanrı tarafından cezalandırıp geyik ağacına dönüşüyor. Geyik muhabbeti buradan geliyor. Cam havuz var. Su yokmuş gibi elini yüzünü yıkadığında ruhun bedeninden çıkmış gibi kendinizi özgür hissediyorsunuz. Ve sıkı durun. 1 kilometre ileride buranın en muhteşem yeri Ece Çağlayan'ı var. Kraliçe'nin havuzu, Kınıfatya'nın banyosunu yaptığı yer 6-7 metre var. 9-10 metre yukarıda atıyorsun. Yoz, stres, sıkıntı, yorgunluk gidiyor. Kuş gibi özgür olup pamuk gibi hafifleyerek geri dönüyorsun. Cennete hoş geldin. Sağlık abi. Bir gün komple burayı video alırız inşallah. Beraber. Saygılar, Allah'a emanet. Otel bir bölümde. Bir tane taş evimiz var. O taraflara girebilir miyiz? Yani oraya birader bakıyor. Şu anda müsait mi değil mi bilmiyorum misafirlerin durumu. Fiyat ücret olarak bir şey alabiliriz. 500-600 lira civarında diyebiliyorum. Net bir bilgim yok. Tamam. Ayrı iki kardeşin ama işletmeler farklı. Tamam, teşekkürler. Saygılar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Böyle kısa bir sürpriz kapanış olacak neredeyse. Buradan doğal eşyalarınızı alabilirsiniz. Yerel ürünler var burada. Şöyle karanlıktan bakalım ışıkların olduğu kadar böyle güzel çiçeklerin arasından şöyle bir gidelim bakalım bizi nereye götürecek. Engelliler içinde düşünmüşler sağ olsunlar. Basamak değil. Böyle çok güzel masa modelleri var satılık burada. Ahşaptan harika. Bir ara düşündük alalım mı almayalım diye. Otel bölümü bu taraf girmek yasak yazıyor. Biz de girmeyelim. O nezaketi gösterelim. Yani şu doğanın içinde otel misafirlere aittir demiş. Ama böyle karşıdan gösterelim. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Güzel bir ceviz ağaçlarının altında söğütlerin gölgesinde su sesiyle ve bugün de dolunay olmuş neredeyse. Şöyle manzara eşliğinde istirahat edebilirsiniz burada. Ve bir de burada tam şu karşıda göstereyim hemen. Şu uçta oraya kadar çıkıp oradan İkiliye Sarımsak tarafına doğru Seyir Tepesi seyredebilirsiniz. Sarihler Altı hepsi orada. Park yeri ücretli. Burada girişte 15 lira alıyorlar araba başı. Hepsi bu kadar. Ama bir gün buraya gelip buranın GoPro ile çekimini yapayım. Bu spontane oldu. Onun için bir de burada güzel bir yazı var. Onu da gösterip size kapanış yapayım. Buralar böyle taş döşenmiş. Kilit taşı. Yukarı çıkmam lazım o yazıyı. Mutlaka göstermem lazım size. Efsane bir yazı. Araba anahtarı sizde değil mi? Bir saniye hemen. Ben açacağım. Siz araba yolunu alın gelin yukarıya kadar. Nereye ben gideceğim? Geliyorum hemen. Ben gideceğim. Sen dedeni yalnız bırakmıyorsun bakıyorum.
bırakmayacağım. Bırakmayacaksın. Hadi gel o zaman. Gel. Çok seviyormuş, bırakmazmış beni. Evet, duyuyorum. Yorgun Demeter'e çok teşekkür ederim. Karşıdaki mükemmel görüntü. Hafif böyle portakallaşmış. Bir tarafta da yıldız. Öğlen felaket sıcak oluyor. Faruk Online buralar. Evvel gün Manisa'ya gittik. Güneş çarptı. Yatılık aldım o gün. Burada terliklerimizi çıkaralım. İstanbul'dan kayıyor terlikler. Elimize aldık. Tabii ki torun yapması aynısını olmaz. O da çıkardı. Şimdi bu taraftan yolu düşüp de geçenlerin okuyacağı ve beyninize kazınacağı bir yazı var burada. Bunu size göstermeden geçmeyeyim dedim. Evet. Eşinizden sonra göreceğiniz en güzel şey demiş. Aşıklar Şelalesi. Bu yol boyunca da var. Çanakkale istikametinden buraya doğru gelirken böyle bir manzarayla yol kıyında görüşüyorsunuz. Buradan nefes nefese kaldık. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.